Bu videoda ticaretin belirli bir ülkedeki denge fiyatı ve miktarı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu inceleyeceğiz. Ekranda farklı ekonomik durumları olan piyasalara ait oldukça basitleştirilmiş grafikler görüyorsunuz. Bu A ülkesi. Bahsi geçen piyasanın bir el feneri piyasası olduğunu düşünelim. A ülkesi başka bir ülke ile ticaret yapmayan bir ülke. Bu durum ekonomide otarşi ya da bağımsız ekonomi politikası olarak tanımlanır. Tahmin edeceğiniz gibi bu ülkenin kendi kendine yetebildiği bir durumdur. Kendi kendine yetebildiği yani iktisadi bir yeterliliği olduğu için de izoledir. Bu turuncuyla çizili olan piyasadaki talep eğrisi. Bu da arz eğrisi. Ülke bağımsız bir ekonomi politikası izlediğinde el feneri piyasasının bir denge fiyatı olduğunu görebiliriz. Yaklaşık olarak 4 liralık bir fiyattan bahsediyoruz. Bunun tek bir el fenerinin fiyatı olduğunu varsayalım. Denge miktarı ise bahsi geçen süre içerisinde 4 birimden biraz daha az gibi duruyor. Sıra B ülkesinde. Bu ülkenin de bir otarşi şey olduğunu düşüneceğiz. B ülkesindeki arz ve talep eğrileri A ülkesine göre biraz farklı. Sonuç olarak denge fiyatı ve miktarı da farklı. B ülkesindeki denge fiyatı 1 liranın biraz üzerinde. Denge miktarı ise aslına bakarsanız A ülkesininkinden çok da farklı değil. Bu noktada bunun bir tesadüf olduğunu, başka bir deyişle bunun farklı olacağı örneklerle de karşılaşabileceğimizi eklemek istiyorum. Şimdi bu iki ülkenin ekonomilerini birbirlerine açtıklarında neler olacağını düşünelim. Böyle bir durum gerçekleştiğinde bu iki talep ve arz eğrisini yatay olarak toplamamız gerekecek ve sonuç olarak farklı iki eğri elde edeceğiz. Şu ana kadar bundan önceki videolarda gördüklerimizin ufak bir tekrarını yaptık. Sonuç olarak fiyat 5 lira olduğunda kimsenin bir talebi olmadığını görebiliriz. Fiyat sıfır olduğunda ise A ülkesi 15 birim talep ederken, B ülkesindeki talep 5 birim olduğundan talep edilen toplam miktar bu eride 20 birim olur. Aynı şeyin arz içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bakın, fiyat 5 lira olduğunda A ülkesindeki arz 5 birim, aynı fiyatta B ülkesindeki arzda 15 birim olduğundan toplam arz 20 birim olur. Ülkeler kendi aralarında ticaret yapmaya başladıklarında arz ve talep eğrilerini toplarız. Ve sonuç olarak buradaki arz ve talep eğrilerini elde etmiş oluruz. Bu da artık o tarşenin söz konusu olmadığı anlamına geliyor. Bu durumda neler olduğuna bir bakalım. Denge fiyatı bu iki denge fiyatının arasında bir düzeye gelir. Bir bakalım. Yaklaşık olarak 3 liradan biraz azmış gibi duruyor. Denge miktarı ise 10 birimin biraz altında. Burada oldukça ilginç şeyler olduğunu fark etmiş olmalısınız. İsterseniz olaya öncelikle A ülkesinde yaşayan birinin bakış açısından yaklaşalım. Bu insan el feneri talep eden biri olsun. Fiyat olarak 4 lira yerine yaklaşık olarak 2 lira ile 3 lira arasında bir fiyat öder. Ekonomi ticareti açıldığında elde ettiğimiz yeni denge fiyatı buydu. Öyle değil mi? Bu durumda bu miktar iç piyasa fiyatı tarafından üretilirken yaklaşık olarak 2,5 birim olduğunu düşünelim. Bu kısım ne olacak dersiniz? Bu el fenerleri nereden gelecek? Tabii ki B ülkesinden. B ülkesinden ithal edecekler. Bir de B ülkesine bakalım. B ülkesi el fenerlerini daha ucuza üretiyordu. Öyle değil mi? Fiyatı 2,5 gibi düşünelim. Buraya geliyoruz. Bu durumda B ülkesindeki üreticiler bir önceki duruma göre daha fazla el feneri üretmeye başlayacaklar. Bu el fenerleri için olan talebin sadece bu kadarı iç piyasaya aitken burası da ihracat olacak. Dünya ekonomisinde sadece A ve B ülkelerinin olduğunu ve bu iki ülkenin de kendi aralarında ticaret yaptıklarını düşünecek olursak, ihraç edilen bu miktar A ülkesinin ithal ettiği miktar olacak. Serbest ticaret taraftarları toplam tüketici fazlasının daha önceki tüketici fazlalarının toplamından büyük olduğunu savunacaklar. A ülkesindeki tüketici fazlasını göstereyim. Bu da B ülkesindeki tüketici fazlasıydı. Dikkat edecek olursanız buradaki tüketici fazlasının bu ikisinin toplamından daha büyük olduğunu görebilirsiniz. İsterseniz bu üçgenlerin alanlarını hesaplayarak bu söylediğimin doğru olup olmadığına bakabilirsiniz. Aynı durum üretici fazlası için de geçerli. Birleşik ekonomilerin üretici fazlası buradaki üretici fazlasıyla buradaki üretici fazlasının toplamından büyük. Bu arada bu gerçekleştiğinde sadece kazananlardan bahsedemeyeceğimizi de eklemek istiyorum. Burada kazananlar A ülkesindeki tüketiciler. Çünkü buradaki tüketici fazlası yerine artık çok daha büyük bir tüketici fazlası var. Diğer kazananlar B ülkesindeki üreticiler. Bunlar da buradaki küçük üretici fazlası yerine buradaki daha büyük üretici fazlasına sahip oluyorlar. Kaybedenlerse açıkça A ülkesindeki üreticiler. A ülkesindeki üreticilerin üretici fazlasını gösteren üçgen küçülerek bu üçgene dönüştü. B ülkesindeki tüketiciler ise diğer kaybedenler. Onlar da artık daha yüksek bir denge fiyatı ödemek zorundalar ve tüketici fazlaları bu üçgenden bu üçgene dönüştü. Bu videodan o açık ekonomilere dönüştüklerinde denge fiyatı ve miktarlarının bu durumdan etkileneceği sonucunu çıkarabiliriz. Böyle bir durum gerçekleştiğinde çoğu zaman tüketici ve üretici fazlalarının da artacağını ama kazananların yanında kaybedenlerin de olacağını unutmamalıyız.